Şimdi efendim bir de hani bu Fenerbahçe kulüp başkanı olarak Ali Koç'a bizim bakışımızdaki bir özel hususu daha ifade etmek istiyorum. Niye bununla ilgileniyoruz diye. Şimdi benim öteden beri yine yakından takip ettiğim isimlerden biri Göztepe'nin başkanı oldu. Mehmet Sepil. Şimdi Mehmet Sepil'i ben sizden önce o girdi. Onun da başarılı olmasını istiyordum. Sonra sizin başarılı olmanızı şundan dolayı istiyorum. Futbolun bir sistem olarak düzelmesini istiyorum efendim. Ben bir spor sever olarak bir futbol sever olarak yani sistem olarak. Ve Ali Koç bu konuda benim için çok önemli bir argüman olacaktı. Ama bir gün Mehmet Sepil dedi ki İsmail dedi sen siyasetteki kirlilikten bahsediyorsun ya dedi. Gel bir de futboldakini gör dedi. Bin katı dedi. Onun için kolay değil dedi. Şimdi Temiz insanların barınabileceği bir sektör değil. Öyle dedi işte Sepil. Çok üzüldüm buna ama dedim ki ki o da çocukluk aşkıydı başkanım şeyin Mehmet Sepil'in. O da milyonlarca dolar yatırım yaptı çocukluk aşkına Göztepe'ye o eski şaşalı günlerine dönsün diye. Şimdi tekrar Göztepe iyi gidiyor. İşte fena ama bahçe... Mehmet, Mehmet Sepil ve Mehmet Sepil gibi de çok ihtiyaç var Türk futbolunda, Türk sporunda ama özellikle futbolda. Şimdi bunu şunun için söylüyorum efendim. Sizin camianıza da bu sene şampiyonluk beklentisi çok yüksekti. Ve gerçekten çok iyi bir takım kurdunuz. Takım kalitesi, oyuncu kalitesi çok çok yüksek bir şey. Fakat camianızla ilgili şöyle bir durum var efendim. Şimdi bak bir Avrupa Kupası maçından sonra çok üzüldüğüm bir şeydi. Takımınız böyle gümbür gümbür geliyordu böyle. Birinci golü de 60'a ya bir gol daha atacak. O kadar belli ki gol geliyorum diyor. Geçen sene diyorsunuz. Geçen sene efendim. Hangi maç oldu olduğunu... ama çok üzüldüm. Sevilla Çünkü maç. Sağdan böyle sahaya şeyler atıldı yabancı. Çakmak atıldı. Takımın hızı kesildi. Maç Mes durdu uzun süre. Heh ceza da yedik. Takımla hızı kesildi. Şimdi camia kırılgan. Yani özellikle 3 Temmuz'dan başlayan süreçten sonra gergin. Ee, şampiyonluk hasreti tabi tolerans ve sabır çok düşük seviyelerde ve bazen bazen değil pek çok kez özellikle son dönemlerde kendi bildiğimiz dalı kesiyoruz ee, şu an bile tarihin en yüksek, Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanı topladığımız bir sezonda bile boy geç geldiği zaman veya maç sıkıştığı zaman homurdanmalar başlıyor. Ee, dolayısıyla bir şampiyonluk gelirse onun üstümüze atacağımıza inanıyorum. Devamı da gelecek. Ama Fenerbahçe'nin son 10 yılda bir şampiyonluk diyoruz. Ama 3 Temmuz'dan buraya baktığınız zaman son 13 yılda bir şampiyonluk. Bunu sadece sportif sebeplerle anlatamazsınız. Az Yıldırım döneminde de, bizim dönemimizde de. Ee, kim ne derse desin, sabahlara da kadar tartışırım. Bazı sezonlar, belli kulüpler istenilerek, planlanarak, arzu edilerek şampiyon yapıldı. Bazı kulüplerine destekler verildiğini gördünüz, yaşadınız. Hı hı. Ee, biz futbolun sahada kazanılmasını sağ dışı faktörlerin yok edilmese de minimize edilmesi gerektiğini inanıyoruz. Ve bu sadece federasyondan geçmiyor, futbolun tüm paydaşlarından geçiyor. Bakın bu medyası da çok çok önemli. Sayın Başkan neden önemli? Bakın ben kişilerle ilgilenmem. Ali Koçmuş şuymuş buymuş değil. Sisteme bakarım. Şimdi sizin takımınız hem sizin döneminiz hem Az Yıldırım döneminde amatör branşlara çok destek verdiniz ve çok büyük başarılar elde ettik. Ülke olarak söylüyorum bunu. Ve bizim bayrağımızı, bizim adımızı, cumhuriyetimizi uluslararası alanlarda böyle Muhteşem bir şekilde temsil ettiniz. Fakat mesela bu sene sezona bakıyorum futbola. Hep kendi sahanızda kaybediyorsunuz. Bakın bun, bunu sorgulanması gerekir. Müthiş bir takım kurmuşsunuz. Fakat kendi sahanızda aslında burada camianın ve seyircilerin biraz e, sorgulaması gerekir. Ya yani neden e, bütün deplasman maçlarını hemen hemen hepsini yani kazandı beş, da... Yani 5 maçta puan kaybetmişiz ligde. Evet. Bunun dördü iç sahada. Galiba yediğimiz 20 golünde 15 iç sahada. Evet. Yanılmıyorsam. Evet iç sahamızda bir şey var. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Benim dönemimde de yaşadığımız en büyük üzüntülü maç sonuçlarını hep iç sahada yaşadık. İnşallah onu da kırarız. Burada bir, bir belki camianın nasıl diyeyim baskı ve heyecan dozuyla ilgili bir yönetim belki de gerekiyor benim yani bu, bu sene fabrika ayarlarına döndü taraftarımız. Hı hı. Evet. Deplasmanda olağanüstüler. Yani gerçek e, itici güç oluyorlar. İçeride de çok çok iyiler ama o dediğim o yıllardır sırtımıza taşıdığımız bagaj diyelim. İşler sıkıştığı zaman kendini yine iç sahada gösterebiliyor. Ben mesela Fenerbahçe'li dostlarıma ne diyorum biliyor musunuz? Bir kere şeytanın bacağını kırsanız evet. ben şöyle inanıyorum. İnanın bana Manu gibi Manchester United gibi uzun yıllar devam eder sizin şampiyonluklar. Ben Çok. de buna inanıyorum ve inşallah bu sezon onu kıracağız. Bakın bir beraber kaldık daha ne kadar maç var. 13 yine maç var daha. Yani yine, yine karamsarlığa kapıldı camianın belli bir kısmı. Onlara rahat olmalarını söylüyorum. Puan daha da kaybedilecek. Rakibimiz de puan kaybedecek. Her kulvarda yürüyoruz. Futbol dışındaki branşlarda altın çağımızda yaşıyoruz diyebilirim. Ve bunu şimdi hemen şöyle bir durum var. Her yerde tepe oynuyorsunuz. Ama her evet, yerde şampiyon yani. olmaz mümkün değil. Dolayısıyla tepe oynamayan takımlar aslında sezon ortasında zaten o hayalleri, umutları olmadığı için sezon sonunda ulaşamadıkları zaman üzüntü çok yüksek olmuyor. Ama siz her şeyde tepe oynadığınız zaman Şampiyonluklar bazı yerlerde gelmediği zaman tabii büyük hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Şimdi mesela ben en son Alanya'da berabere kaldınız ya Sayın Başkan. Fenerbahçeli dostum bana mesaj yazıyorlar. Şimdi burası tabii sosyal medya etkileşimi yüksek bir program. Ben de diyorum ki ya arkadaş daha sadece 2 puan var arada. 13 maç var. Geçen 2 hafta önce de Galatasaray 2 puan gerideydi. Evet. Yani üstelik siz bu sene bir avantaj. Bakın bu da çelişik bir şey söyleyeceğim, paradoksal. Bu sene sizin en kritik maçınızı Galatasaray'ın sahasında oynayacak olmanız belki de sizin şansınız. Ben de buna inanıyorum ve taraftarlarımı şunu söyleyeyim. Biz her maçımızı kazansak zaten başkasına bakmamız gerekmiyor. Tabii. Evet. Şu ana noktadayız. Dolayısıyla ha şu anda da ama... değil mi? Şu anda da 13 maçı kazansanız ya. şampiyon. 13 maçı kazanmak kolay değil. Puan kayıpları olacak dedim. Demin dediğim gibi herkes olacak. Ama şu an itibariyle biz her maçımızı kazansak yine şampiyonuz. Hı. Dolayısıyla bence hiç umutlarını kaybetmesinler. Ne dedik? Milli mücadeleye Fenerbahçe umutları yaşarttı dedik. Çökmüş, psikolojik olarak çökmüş halka o dönemde bu filmde büyük moral motivasyon oldu dedik. Şimdi en büyük moral motivasyonu taraftarlarımızın takımlarımıza sadece futbolu değil vermesini rica ediyorum. ve kapılmaya hiç gerek yok. ...bakarsınız 3 gün sonra biz bu puan önünde de olabiliriz. Yani bu böyle bir evet, Dolayısıyla e, ee, tünelin sonunda ışık yüksek, parlak. Her anlamda sadece futbolda değil. İnşallah sezon sonunda da e, bugünkü gibi mutlu oluruz.